Merhaba gençler. Kimyanın temel kanunlarını işlemiştik. Mol kavramıyla devam edeceğiz. Mol kavramını 3 ders halinde inceleyeceğiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle AYT konularının sayısal kısmında da mol karşımıza çıkacağı için biraz daha dikkatli dinleyelim. Dersimize başlayalım öyleyse. Öncelikle molün tanımını yapalım. Arkadaşlar mol bir sayı topluluğudur. Nasıl ki bir desteğe 10 tane bir düzine 12 tane diyorsak bir molede 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane diyoruz. Bu sayı Avogadro sayısı olarak karşımıza çıkmakta 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bu tanecik ister atom olur ister molekül olur ister elma olur ister armut olur. Dediğimiz gibi mol bir sayı topluluğunu ifade etmekteydi. Bu sayı topluluğunun değeri de 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneydi. Bu sayının özel bir ismi var. Avogadro sayısı olarak da bilinmekte. Bazen sorularda 6,02 yerine tam çıkması açısından 6 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde de alınabilir. Tabii ki böyle bir durumda parantez içinde bu size belirtilmek zorundadır. Demek ki mol bir sayı topluluğumuş. Şimdi de bağlı atom kütlesinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bağlı atom kütlesi atomların kütlelerinin birbiriyle kıyaslanması sonucunda elde edilen değerlerdir. Çeşitli zamanlarda farklı elementler bağıl atom kütlesi için referans alınsa da günümüzde karbon elementi referans alınmıştır. Bunun nedeni de doğada birçok bileşin yapısında karbonun bulunmasıdır. Peki bağıl atom kütlesini nasıl ifade ediyoruz buna da bakalım. Yupak tarafından bağıl atom kütleleri karbon elementinin kütlesine göre belirlenmiştir dedik. Nasıl tanımlanıyor? Karbon 12 izotopunun 1 bölü 12'sine 1 AKB diyoruz. Yani bağıl atom kütlesi AKB ile ifade ediliyor. Burada da karbon 12'nin 12'de biri şeklinde ifade ediliyor. Soru gelirse hangi elemente göre diye karbon elementine göre bağıl atom kütleleri belirlenmiştir yorumunu yapacağız. Bakın burada çeşitli elementlerin bağıl atom kütlelerini vermişiz. Mesela oksijen için bağıl atom kütlesi 16'dır. Bu karbonla ağırlığının kıyaslanması sonucunda açığa çıkan bir değerdi. Yani oksijen karbona göre daha ağır bir elementtir diyebiliriz. Oksijenin bir tanesi 1 AKB olarak ifade edilmiş. 1 mol kütlesi ise yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesinin bir araya gelmesiyle ne yapıyormuş? Oksijen 16 gram gelmekteymiş. Biz şöyle bir yorum yapabiliriz. Bir tanesinin kütlesinin birimine Yani bir tanesinin birimineydi AKB'ydi Bu birimi çıkartıp yerine gram yazarsak O elementin bir molünü Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesinin Bir araya gelmesiyle e, Oluşan ağırlığı bulmuş oluruz Diğer elementlere de bakalım Kalsiyumun bağlı atom kütlesi 40'tır Bu size soruda verilir ezberlememize gerek yok Eğer size karbonun bir tanesinin Kütlesi sorulursa Birim olarak ne kullanıyorsunuz AKB. 1 mol derse AKB'yi siliyoruz. Ne yapıyoruz? Gram kullanıyoruz. Unutmayalım. 1 mol AKB olarak ifade ettiğimiz yani bir tanesinin kütlesinin 6,02 çarpı 10 üzeri 23 katına eşittir. Yani çok fazla bir katıdır. Çok fazla bir topluluktan bahsediyoruz. O yüzden de kullandığımız birimimiz ne oluyor? Ağırlık birimimiz gram oluyor. Diğer elementlere de hızlıca bakalım. Magnezyum için bağıl atom kütlesi 24 denilmiş. Bir tanesinin kütlesi sorulursa bağıl atom kütlesi yerine AKB yazıyoruz. 1 mol denilirse bağıl atom kütlesinin yanına gram yazıyoruz. Hidrojen için de aynı durum geçerli. Bağıl atom kütlesi 1. Bir tane derse birim olarak AKB, 1 mol derse birim olarak gramı kullanıyoruz. Azot'ta bağıl atom kütlesi 14. Bir tane derse bağıl atom kütlesinin birimi AKB oluyor. 1 mol derse bal atom kütlesinin birimi gram oluyor. Demek ki gram AKB'ye göre daha büyük bir birimdir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Klor içinde yine bir tanesinin ve bir molünün ağırlık değerleri bize verilmiş. Evet bağlı atom kütlesinden bahsettik. Şimdi mol kütlesini nasıl bulacağız? Mol kütlesi demek bir molün ağırlığıdır. Bakın bir mol maddenin kütlesine mol kütlesi denir. MA ile gösterilir mol kütlesini bulurken atomların bağıl atom kütlelerinden faydalanacağız. 1 mol dediği için ne yapıyorduk arkadaşlar? Birim olarak gram kullanıyorduk. Bakın ne demiştik? 1 mol kütlesinde birim olarak gram kullanacaktık. Birkaç örnek yapalım. Sülfürik asit bileşiğinin mol kütlesini bulunuz. Arkadaşlar formülde yer alan atomların sayısıyla parantez içinde verilen bağıl atom kütleleri çarpılıyor ve bu değerler toplandığında ve bu bulduğumuz değerin yanına gram birimini kullandığımızda mol ağırlığını buluyoruz. Hemen yapalım. Formülde 2 adet hidrojen var. 2 dedik çarpı. Hidrojenin atom ağırlığı 1. Artı. Formülde 1 adet kükürt var. 1 çarpı dedik. Kükürdün atom ağırlığı 32. Son olarak 4 tane oksijen var. Atom ağırlığı oksijenin 16. Bu değerleri toplarsak 2, artı 32 artı 64 4 çarpı 16 64 geldi. Buradan 98 değerini bulduk. Şimdi 1 mol ağırlığını sorduğu için ne yapıyoruz? Birim olarak gram kullanıyoruz. 98 gram ne oldu arkadaşlar? 1 mol ağırlığı olacak. Bize mesela bir tanesinin ağırlığı nedir deseydi o zaman da bağlı atom kütlesinin yanına AKB kullanırdık. Buradan anlayacağımız durum ise neydi? Bir tane sülfürik asit anlamına gelirdi. Burada bir mol dediği için kaç tane sülfürik asit diyoruz? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane sülfürik asit derdik. Arkadaşlar AKB olayını ileriki bölümlerde daha da detaylı anlatacağız. Şimdi burada sizin anlamanız gereken mol ağırlığının nasıl bulunması gerektiğidir. Evet örneklerimize devam edelim. Amonyum sülfat bileşinin mol kütlesini bulun. Yine mol kütlesi dediği için gram cinsinden ifade edeceğiz. Öncelikle bize verilen bileşikte kaç adet hangi atomdan var bunu belirleyelim. Formüle baktığımızda parantez içinde azot bir tane var ama parantezin dışında iki sayısı var. Parantezin dışındaki sayı parantez içindeki elementlere dağıtılır arkadaşlar. Buradan anlayacağımız durum 2 çarpı 1'den elimizde 2 azot 2 çarpı 4'ten elimizde 8 adet de hidrojen bulunmaktadır. Kükürt parantezin dışında ve bir tane var. Bir tane kükürt. Yine parantez dışında oksijenden 4 tane vardır. Eğer parantez yoksa oksijen ayağındaki 4 sadece oksijene aittir. Az önce yaptığımız gibi parantez var ve parantezin dışında bir rakam varsa bu rakamı yani 2'yi parantezin içindeki elementlere dağıtıyorduk. Dikkatli olalım. 4 tane oksijen vardır yorumunu yaptık. Şimdi kütleleri hesaplayalım. 2 tane azot vardı. Azotun atom ağırlığı 14'tü. 8 tane hidrojen vardı. Hidrojenin atom ağırlığı 1'di. Bir tane kükürt vardı. Kükürtün atom ağırlığı 32 idi. Ve 4 tane oksijen vardı. Oksijen atom ağırlığı da 16 idi. Hesaplamamızı yapalım. 2 çarpı 14'ten 28 artı 8 kere 1 8 artı 1 çarpı 32'den 32 artı 4 çarpı 16'dan 64 değeri geldi. 28 8 daha 36 32 daha 68 şurası 68 yaptı. 68-64 daha 132 yapacak. O halde amonyum sülfatın mol ağırlığı için 132 gramdır yorumu yapıyoruz. Çünkü soru bize mol kütlesini sormuştu ve mol kütlesinin birimi neydi? Gramda. Amonyum sülfatın mol ağırlığı 132 gramdır şeklinde cevabımızı verdik. Diğer bileşimize baktık. Alüminyum nitrat bileşinin mol kütlesi denilmiş. Yine aynı şekilde formülde bulunan atom sayılarıyla bağıl atom kütlelerini çarpacağız. Formülde bir adet alüminyum var. Şöyle önce bir hangi atomdan kaç tane olduğunu yazalım. 3 tane azot var. Bakın parantez dışındaki sayıyı parantez içine dağıttığımda 3 tane azot var. 3 üç çarpı 3'ten 9 adet de oksijen var. Şimdi hesaplamamızı yapalım. Bir tane alüminyum var. Alüminyum bağlı atom kütlesi 27. Artı 3 tane azot var. Azotun bağlı atom kütlesi 14. Artı 9 tane oksijen var. Oksijenin bağlı atom kütlesi 16'dır. Hesaplamalarımızı yapalım. 27 artı 3 çarpı 14'ten 42 geldi. Artı 9 çarpı 16'dan 144 geldi. 27 42 daha 69 yapar. Artı 144 diyoruz. Buradan da 69 ve 144'ü topladığımızda 213 yapıyor. Yine mol kütlesi sorulduğu için birim olarak gramı kullanıyorum. Bu bizim mol ağırlığımızdır. Alüminyum nitrat bileşiği için şeklinde yorumumuzu yapacağız. Şimdi molle ilgili problem tiplerine göz atalım. Birinci ve en önemli problem tipimiz mol gram problemi. Neden önemli? Dedik ki AYT'de de karşımıza çıkacak. En çok da biz mol gram dönüşümünü inceliyoruz. Bu soru tipi karşımıza iki şekilde çıkmaktadır diyoruz. Birinci durumda maddenin mol değeri verilir. Yani kaç mol olduğunu söyler. Size bu molün ne kadar grama tekabül ettiği sorudur. Diğer bir durum ise maddenin kütlesi veridir. Yani gramajını veriyor. Kaç moldür diye soruyor. Arkadaşlar bu soruda ister formül kullanabilirsiniz. isterseniz de denklem yöntemiyle çözebilirsiniz. İkisini de göstereceğim. Hangisi kolayınıza gelirse onu yaparsınız. Ama molün formülünü mutlaka bilelim. Molün sembolü küçük n harfidir. Kütle bölüm molarlığına eşittir. Yani molü biz kütleyi verilen kütleyi mol ağırlığına böldüğümüzde bulacağız. M kütle M da mol kütlesi. Mol kütlesi hesaplamayı zaten bir önceki sayfada öğretmiştik. Örnek yapalım. 0,5 mol kalsiyum karbonat kaç gramdır? Bakın mol verilmiş gram sorulmuş. Önce formül üzerinden yapmak istiyorum. Molün formülü kütle bölü mol ağırlığıydı. Öncelikle yine mol ağırlığımızı hesaplayalım kalsiyum karbonat için. Formüle baktığımızda kalsiyumdan bir tane var. Bağlı atom kütlesi 40. Artı diyorum. Bir tane karbon var. Bağlı atom kütlesi 12. Ve 3 tane oksijen var. Bağlı atom kütlesi 16. Burada hesaplamayı yaparsak 40 artı 12 artı 48'den 100 yaptı. Mol ağırlığını bulmaya çalıştığımız için birimimiz gram. Yani 100 gramdır mol Bu bizim MA değerimiz. Formülde yerine yazalım. Mol değerini 0.5 vermişti. Sorumuz. Kütleyi bulmaya çalışıyorum. Mol ağırlığında 100 bulduk. Buradan işlemleri yaptığımızda kütle değerimiz 100 çarpı 05'ten 50 gram yapacak. Demek ki yarım mol kalsiyum karbonat 50 gram gelmekte. Bu bizim birinci yolumuzdu. İkinci yolda dedi ki denklem mantığıyla da çözebilirsiniz. Şöyle diyorsunuz. 1 molün kütlesi mol ağırlığına eşit. Yani 1 mol 100 gram ise bize kaç mol verilmiş soruda maddemiz? 0,5 mol. 0,5 mol kaç gramdır dediğimizde içler dışlar çarpımı yaparsanız arkadaşlar buradan da kütlemizi 50 gram olarak buluruz. Bu denklem yöntemi kullanırken dikkat etmeniz gereken durum aynı birimleri alt alta yazacağız. Yani molün altına mol yazacağız. Gramın altına gramı yazacağız. Zaten bulduğumuz değer de gramdı. Bu duruma dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir başka soruyla devam ediyoruz. 6 gram C2H6 kaç moldür denilmiş. Arkadaşlar öncelikle mol hesaplayalım. C2H6 için. Formülde 2 tane karbon var. Karbonun ağırlığı 12. Artı 6 tane hidrojen var. Hidrojenin de atom ağırlığı 1. Buradan çözümlemeyi yapalım. 2 çarpı 12'den 24. Artı 6 geldi. Ve mol ağırlığını 30 gram olarak bulduk. Bu bizim mol ağırlığımız. Formülden yapalım yine. Mol eşittir. M bölü MI'dı. Kütle değerimiz 6. Verilen kütle bizim M değerini ifade ediyor. Mol ağırlığında 30 bulduk. Bu bize mol değerini verecekti. 6 bölü 30'u 1 bölü 5 olarak düşünebiliriz. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde. 1'i 5'e böldüğümüzde karşımıza 0,2 mol değeri çıkmakta. Sorumuzun cevabı 0,2 moldür. Son olarak bir de denklem üzerinden çözeceğim. Ben genelde denklemi kullanıyorum arkadaşlar çözümlerde. 1 mol 30 gram ise Bizim elimizde kaç gram var? 6 gram var. Ne demiştik denklemde aynı birimler alt alta yazılacaktı. Kaç mol yapar dediğimizde içler dışlar çarpma yaparsak şuraya x diyelim. 6 kere 1 6 eşittir 30x. 30 x. 30'u karşıya atarsam x eşittir 6 bölü 30 olacak. Buradan da yine 0,2 mol değeri gelecek. Bu da bizim ikinci yolumuzda. Dediğim gibi ben daha çok denklem yöntemini kullanıyorum. Evet soru tipimizi bir tık daha zorlaştıralım. Bize bir bileşik verilmiş ve bu bileşiğin 0,2 molünün 20 gram olduğu söylenilmiş. Buna göre x'in bağlı atom kütlesini bulunuz. Yani şu parantez içinde verilen değerler neydi? Bağlı atom kütlesiydi. Burada x olsaydı ne olurdu diye sorulmuş. Arkadaşlar bağlı atom kütlesi sorulduğunda veya atomun işte mol ağırlığı sorulduğunda da diyebiliriz. Ne yapacağız? 1 mol üzerinden gideceğiz. Yani bileşiğin mol ağırlığını bulup Buradan yola çıkarak sorunun çözümünü yapacağız. Burası çok önemliydi. Bize soru 0,2 molünün 20 gram olduğu söylenilmiş. E soruda bağıl atom kütlesi sorulduğu için ne yapacağız? 1 mol üzerinden gideceğiz. Şöyle diyorum. 0,2 mol bileşiğimiz 20 gram gelmekte ise 1 molü Bakın aynı birimleri alt alta yazdım yine dikkat ediyoruz. Kaç gramdır dediğimizde içler dışlar çarpımı yaparsak buradan 100 gram değerine ulaşacağız. 0,2 ve 1, 1'e 5 oranında 5 çarpı 20'den 100 gramdır dedik. Bu bizim neyimiz? Bileşiğimizin H2, X2, Y5 bileşiğinin neyi? Molarlığı. Şimdi biz molarlığında ne yapıyorduk? Formüldeki atomların sayısıyla bağlı atom kütlelerini çarpıyorduk. İşte bize zaten X'in bağlı atom kütlesi sorulduğu için denklemde bulduğumuz değerleri 100'e eşitlediğimizde bilinmeyen olan X'in değerini bulacağız. Hemen hesaplamamızı yapalım. Formüle baktığımızda 2 tane hidrojen var. 2 çarpı hidrojenin bağlı atom kütlesi 1 artı 2 tane x var. Zaten x'in bağlı atom kütlesi soruluyordu. 2 çarpı x diyorum. Artı 5 tane y var. 5 çarpı y'nin de bağlı atom kütlesi 12 olarak verilmiş. Bunların toplamı mol ağırlığına eşitti ki biz onu 100 gram olarak bulmuştuk. Yani 1 molün ağırlığı. 100 eşitliyorum. Buradan çözümlemeyi yapalım. 2 artı 2x artı 60 eşittir 100. Burada 2x artı 62 eşittir 100 dedim. 62 karşı eksi olarak geçerse 2x eşittir. 100 eksi 62'den 38 yapacak arkadaşlar. Bize 1x'in atom ağırlığı sorulmuştu. 2x'in değil o yüzden 2'ye böldüğümde x'i 19 olarak buluyoruz. Demek ki x'in bağlı atom kütlesi 19'dur. Ya da 1 molarlığı 19 gramdır şeklinde yorumluyoruz. Evet gram verip mol bulma, mol verip gram bulma ile ilgili soru tipini inceledik. Şimdi ikinci soru tipimiz formüldeki atom miktarı ile ilgili sorular. Bakın bu da çok önemli. Sizin aklınızı daha çok karıştıran kısım aslında bu. Formüldeki atomun molünü yorumlama. Dikkatle dinleyelim arkadaşlar. Ne demişiz? Bu soru tipinde formüldeki belli bir atom üzerinden soru çözümü yapılır. Yani mesela size molekülün molünü verdi. Ama ne diyor? Moleküldeki belli bir atomu soruyor. Karbonu soruyor mesela. O zaman ne yapacağız? Biz karbonun sayısına odaklanacağız. Bunun için formülün bir molünün içerdiği atom miktarından denklem kurularak yola çıkılır. Yani şöyle diyoruz. Bir mol olsaydı şu kadar karbon vardı. Bize belirtilen karbon şu kadarsa kaç moldür? Ya da bir molde şu kadar karbon vardı. Bileşiğin şu kadar molünde kaç mol karbon vardır? Tarzında çözümleme yapacağız. Demek ki denklemde ne yapıyoruz? 1 molü referans alıyoruz. Yani bileşiğin 1 molündeki atom miktarlarını referans alacağız. Hatta onu da şöyle yazalım. Evet, soruyu çözerken dikkat edeceğimiz durumu belirttik. Bileşin 1 molündeki atomları referans alacağız. Verilen örnekleri inceleyelim. 1 mol sülfürik asit içerisindeki atomlara dikkat edeceğiz. Arkadaşlar bakın yapacağımız şey şu. Formüldeki atom sayısıyla bileşiğin molünü çarpacağız. Şöyle diyelim formüldeki atom sayısı çarpı bileşik molü. Bunu yaptığımız zaman hangi atomdan kaç mol olduğunu bulabiliriz. Örneğin hidrojen için formülde kaç hidrojen var? 2. Bileşiğin molü ne? 1. 2 çarpı 1'den 2 mol hidrojen vardır yorumunu yapıyoruz. Diğer elementimiz kükürt. Formüldeki kükürt sayısı 1. Bileşiğin molü de 1. 1 bir çarpı 1'den 1 bir mol kükürt vardır. Formüldeki oksijen sayısı 4. Bileşiğimizin molü 1. 4 çarpı 1'den 4 mol de oksijen bulunur. Yorumunu yaparız. Aşağıdaki duruma bakalım. Bileşiğin 5 mol için konuşuyoruz. İsterseniz bakın yukarıda yazdığım durumu dikkate alabilirsiniz. Bileşiğin 1 molündeki atomları referans al. Bileşik kaç katına çıkmışsa sen de o kadar katına çıkart. Mesela 1 molünde 2 mol hidrojen varsa 5 molünde ne olur? 5 katı kadar. 10 mol hidrojen olur diyebilirsin. 1 molünde 1 mol kükürt varsa bileşin 5 molünde 5 mol kükürt var diyebilirsin. 1 mol H2SO4'te 4 mol oksijen varsa 5 katına çıktığı için bileşik molü senin oksijen atom sayın da 5 katına çıkacak. 20 mol oksijen vardır diyebilirsin. Ya da şuradaki formülü kullanabilirsin. Hangisi kolayına geliyorsa. Formüldeki atom sayısı 2'dir. Molekülümüzün molü 5'tir. 2 çarpı 5'ten 10 mol hidrojen var dedik. Formüldeki kükürt sayısı 1. Bileşiğimizin molü 5. 5 mol kükürt var dedik bu da doğru. Formüldeki oksijen sayısı 4. Bileşiğimizin molü yine 5. Buradan da 20 mol oksijen var yorumlarını yapabilirsin. Bu şekilde yani ne yapıyoruz? Bileşiğin molü ile formüldeki bulunan atomların sayısını genişletiyoruz arkadaşlar. Bize toplam atom sayısı derse de bunların hepsini topladığınızda toplam atom sayısını bulursunuz. Burada da bize bileşin molü verilmiş atom molleri soruluyor. 1 mol glikozda kaç mol karbon vardır? Ne yapıyorduk? Formüldeki atom sayısıyla bileşin molünü çarpıyorduk. 6 çarpı 1'den 6 mol karbon bulunur. Hidrojen için 12 çarpı 1'den 12 mol hidrojen bulunur. Oksijen için 6 çarpı 1'den 6 mol oksijen bulunur. Toplam atom sayısı sorulmuş. 6, 12 daha, 18, 6 daha, 24 mol atom vardır 1 mol glikozda. Molekül denildiğinde bize elementlerimizin diatomik hallerini düşüneceğiz. Yani bulduğumuz atom sayısını ikiye böldüğümüzde molekül sayısını bulmuş oluruz. Çünkü molekülümüz iki atomlu. Bazı moleküller 3 atomlu da olabilir. O zaman da 3'e bölersiniz. Eğer molekül 4 atomluysa 4'e bölersiniz. Buna dikkat edin. Burada moleküllerimiz 2 atomlu olduğu için bulduğumuz atom sayısını 2'ye böleceğiz. Hidrojen için konuşacak olursak 12 mol hidrojen vardı. 2 Atomlu molekül halinde sorduğu için 6 mol hidrojen molekülü vardır diyoruz. Sağlamasını yaparsak 2 çarpı 6'dan 12 mol atom yapıyor. Yani hidrojen atomu. Oksijen için de yorumlayalım. 6 mol oksijen vardı. İkişerli şekilde dizersen ben bu 6 mol'ü. Kaç tane ikişerli yapı olur? 3 mol kadar olur. Yani 2'ye bölüyorum. 6'yı 2'ye böldüğümde 3 mol değerini buluyorum. Sağlamasını yapacak olursak 3 çarpı 2'den 6 mol oksijen atomu olduğunu görüyoruz. Toparlayacak olursak molekülümüz kaç atomluysa bulduğumuz atom sayısını yani monoatomik tek atomlu sayıyı moleküldeki atom sayısına bölüyorsunuz. Alttaki örneğe bakalım. 3 mol glikozdaki atom sayıları ve molekül sayıları sorulmuş. Ne yapıyorduk? Formüldeki atom sayısı çarpı molekülün mole. Formülde 6 karbon var. Molekülümüz 3 mol 6 çarpı 3'ten 18 mol karbon vardır. Molekülde 12 hidrojen atomu var. 12 çarpı 3'ten 36 mol hidrojen atomu var diyoruz. Formülümüzde 6 oksijen var. 6 çarpı 3'ten 18 mol hidrojen atomu vardır. Bakın tek olduğu zaman atom şeklinde yorumluyoruz biz bunu. Toplam atom sayısı sorulduğunda bulduğumuz atomları toplayacağız. 18, 36 daha 54, 18 daha 72 mol atom vardır diyoruz toplam mol atom sayısı. Yine molekül kısımları sorulmuş bize. Moleküllerimiz iki atomlu. 36 mol hidrojen atomunu ikişerli bir molekül halinde dizersek 2'ye böleceğiz. Ne olacak? 18 mol hidrojen molekülü bulunur diyoruz. Sağlamasını yaparsanız 2 çarpı 18'den 36 mol hidrojen yapıyor. Oksijen için 18 mol oksijen atomu var demiştik. Yine ikişerli molekül halinde dizdiğimizde 9 mol oksijen molekülü vardır. Yorumunu yapıyoruz. Sağlamasını yaparsak 2 çarpı 9'dan 18 mol oksijen olduğunu görüyoruz. Evet biraz daha problem tipi örneklere bakalım. 6,4 gramlık metan bileşiği ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncülde molekülümüzün yani bileşiğimizin molünden bahsetmiş. Birinci soru tipine giriyor aslında. Gramı verilmiş ne yapıyor? Mol soruluyor. Öncelikle mol ağırlığımızı bulalım CH4 için. Formülde bir karbon var. Atom ağırlığı 12. 4 tane hidrojen var. Hidrojen atom ağırlığı 1. Buradan hesaplarsak mol ağırlığını 16 olarak bulduk. Yani 1 mol ağırlığı. Şimdi denklemimizi kuralım. 1 mol metan bileşiği, CH4 bileşiği 16 gramsa mol ağırlığı 1 mol ağırlığı anlamına geliyordu. Bize 6,4 gramı sorulmuş. Denklem kurarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Aynı birimleri alt alta yazıyorduk. Kaç mol CH4 vardır dersek. İçler dışlar çarpımı yapalım. 6,4 bölü 16'dan 0,4 mol değerini buluyoruz. Burada ise 0,25 mol denildiği için birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncül 2 mol atom içerir. Bakın atom içerir diyor. Formülü vermiş yani molekülü vermiş. Atomu soruyor. Ne yapıyorduk? Bileşiğin molü ile formüldeki atom sayılarını çarpıyorduk atom sorulduğunda. Biz bileşiği kaç mol bulduk? 0,4 mol CH4 var elimizde. Atom sorulduğu zaman tek tek düşüneceğiz. Atomun türü de belirtilmediği için toplam atom sayısına bakıyoruz. Arkadaşlar formüldeki atom sayımız karbon için konuşuyorum. 1 molekülümüzün molü 0,4. Bu bizim karbondan gelen miktarımız. Artı formüldeki hidrojen sayısı 4. Molekülümüzün molü 0,4. Bu da hidrojenden gelen miktar. 0,4 karbondan geldi. 4 çarpı 0,4'ten 1,6 da hidrojenden. Bu iki atom değerini topladığımda 2 mol atom vardır diyoruz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Tekrarlıyorum. Atomun türü belirtilmemişse toplam atom sayısı soruluyordur. Ve atom sayısını bulurken ne yapıyorduk? Molekülün molü ile formüldeki atom sayılarını çarpıyorduk. Üçüncü öncül 0,8 mol hidrojen molekülü içerir. Bakın molekül dediği için H2 şeklinde düşüneceğiz. Önemli. Hidrojen dediği için hidrojen molekülünü düşünüyoruz. 0,8 mol demiş. Şöyle yapalım. Öncelikle bileşiğimizin kaç mol hidrojen atomu içerdiğini bulalım. Sonra molekül sorulduğu için bu atom değerini yarıya bölelim. Arkadaşlar hatta şurada bulmuştuk. Bakın hidrojen atom için ne demiştik? Formüldeki hidrojen atom sayısıyla molekülün molünü çarptığımızda buradan ne geldi? 1,6 mol hidrojen geldi. Molekülümüzde 1.6 mol hidrojen atomu vardı. Molekül dediği için H2 şeklinde cevap vereceğiz. Molekülümüz 2 atomlu. Zaten hidrojen hep 2 atomlu molekül halinde bulunur. Bunu da bilelim. O zaman ne yapıyoruz? 1.6'yı 2'ye böldüğümüzde 0.8 mol hidrojen molekülü vardır bilişimizde yorumunu yapabiliriz. Burada da zaten 0.8 mol dediği için cevabımız 2 ve 3 olacak. Doğru olanlar soruluyordu bize. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Birebir ÖSYM tarzında sorularımız da olacak arkadaşlar. Daha önceki yıllarda çıkan sorulara benzer sorular. Evet, ne demiş? 11,2 gramlık X içeren 0,1 mol X2ON bileşiğinin kütlesi 16 gramdır. Buna göre X'in atom kütlesi yani bağıl atom kütlesi ve formüldeki N'in değerleri hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Arkadaşlar atom kütlesi ne demekti? 1 mol kütlesi anlamına geliyordu. Yani x'in 1 molünün kütlesini bulmak istiyorum. Yine biz ne demiştik? Atom kütlesi sorularında bileşiğin 1 mol üzerinden yorum yapılır. Öncelikle bileşiğimizin 1 molünü bulalım. Soru bize 0,1 mollük bileşiğin 16 gram olduğunu söylemişti. 0,1 mol x2 o an bileşiği 16 gram ise 1 molü kaç gramdır dediğimizde buradan işler dışarı çarpımı yaparsak 160 gram buluyoruz mol ağırlığını. X2ON bileşiğinin 1 molü 160 grammış. Şimdi formüldeki N sayısını bilmemiz için X'in de atom ağırlığı lazım. Zaten öncüllerden birisi yani bize sorulan sorulardan birisi X'in atom kütlesiydi. Bunun için arkadaşlar X'in 1 molünü bulmam gerekecek. Şöyle bir yorum yapacağım. 0 1 mol bileşiğimizde X2ON'de kaç gram X varmış? 11.2 gram X var demişti bize. O halde 1 mol bileşiğimizde kaç gram X bulunur dersek içler dışlar çarpımından 112 gram X vardır diyoruz. Arkadaşlar bileşiğimizin formülüne dikkat edersek formülde 2 adet X var. Dolayısıyla 1 mol X2ON bileşiğinde aslında 2 mol X atomu vardır. Yani 112 gram X bizim 2 mol X'e ait değerimizdir. Atom ağırlığı neydi? 1 molün kütlesiydi. O halde diyoruz ki 1 mol x kaç gramdır dersek. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımızda 112 bölü 2'den 56 gram değerini buluruz. Bu bizim x'in atom ağırlığıdır. Öncüllere baktığımızda 56 olmayanları eleyebiliriz. Evet x'in atom kütlesini de bulduk. Şimdi n değerini bulacağız n değerini bulmak için de bileşiğin 1 molünün ağırlığından yola çıkacağız. Bileşiğimizde 2 adet x vardı. 2 çarpı x'in atom ağırlığını 56 bulduk. Artı oksijen sayısına n demiştik. Oksijen atom ağırlığı 16'dır arkadaşlar. Oksijen atom ağırlığının 16 olduğunu soruda vermemiz lazımdı. Şöyle parantez içinde verilmiş gibi kabul edelim. Eşittir. Mol ağırlığını az önce 160 olarak bulmuştuk. 160 eşit diyoruz. Denklemi çözecek olursak 2 çarpı 56 112 artı 16 n eşittir 160 diyorum. Çözecek olursak denklem 112 karşı eksi olarak geçecek. 16 n eşittir 48. 16 karşıya bölü olarak geçtiğinde n 48 bölü 16'dan 3 olarak bulunacak. O halde sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oldu arkadaşlar. Evet Molün birinci dersinin son sorusundayız. Yine ÖSYM tarzı bir soruyla devam ediyoruz. 0,25 mol x bileşiğindeki atomların mol sayısı ile 0,2 mol y bileşiğindeki atomların mol sayıları toplamı birbirine eşittir. Buna göre x ve y aşağıdakilerden hangisidir? x ve y'nin bileşik olduğu söylenilmiş. Yani birden fazla atomdan oluşacak. Atomların mol sayılarını belirlerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bileşik molü çarpı Formüldeki atom sayısı diyorduk. Şimdi birinci bileşiğimizin molü 0.25 mol. Formüldeki atom sayısına x diyelim. Bilmiyoruz çünkü. Eşit olmak durumdayız çünkü toplamları birbirine eşit dedi. Bileşiğimizin molü 0.2 mol. Y bileşiğindeki atom sayısına da y diyelim. Bunlar birbirine eşitmiş. O halde x ve y arasındaki oranı bulalım. X ve y'yi aynı tarafta toplayacak olursak y'yi karşıya Bölü olarak geçirelim. X bölü Y eşittir. Burada 0,2 vardı. 0,25 ile karşıya attık. Bölü olarak geçti o da. Her iki tarafı 0,05'e bölersem buradan oranımız 4 bölü 5 geliyor. O halde şunu söyleyebiliriz. X'in atom sayısı 4 olacak. Y'nin atom sayısı 5 olacak. Çıklara baktığımızda X'in atom sayısı 4. Y'nin atom sayısı 5 olan A şıkkı direkt cevabımızdır diyebiliriz. Diğer öncülleri de kontrol edelim. B şıkkında X için 3 atomlu bir bileşik verilmiş. Y için 2. Aradığımız oran gelmedi. Burada 5'e 4 olmuş. Biz 4'e 5 oran arıyorduk. Bu da olmaz. Burada yine 3'e 5 oranı var. Elendi. Burada 4'e bakın OH 2 atomlu 3 çarpı 2 6. Bir de alüminyum var 7. Yani 4'e 7 atom olduğu için bu da olmaz. Sorumuzda bize doğru olan sorulduğu için cevabımız A seçeneğidir. Evet gençler Molün ilk dersini bitirmiş olduk. 3 ders halinde inceleyeceğimizi söylemiştik. İkinci derste görüşmek üzere. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.